أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okuyoruz. En son murakabe başlığı altında, yani kişinin Allah Azze ve Celle ile beraber olduğu, Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle olan maiyetinin farkına varması, dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu içten içe her ahvalinde, her durumunda yaşayabilmeye muvaffak olması ya da en azından buna doğru sürekli yol alması, iyileşmesi, murakabe bilinci, buna dair bir bölüm Riyaz-ı Salihin adlı bu eserde. 64 nolu rivayetteyiz. An Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kale, buyurdu ki, İnna Allahe Teala yagharu. Cenab-ı Hak Teala yagharu, yani Cenab-ı Hak da onun gayreti, yani Yüce Yaradan'ın kulunun yaptığı bir davranıştan ötürü efendim gücenmesi diyelim. Yani felemma asafuna intakamna minhum ayetindeki gibi. Allah Azze ve Celle'nin esefle, yani böyle bir şeyi kulunun yapmasından Cenab-ı Hakk'ın rahatsız olması, onun rızasına uygun olmayan, Cenab-ı Hakk'ın gazabına yol açacak türden şeyler bunlar. Allah Azze ve Celle de gücenir. İnna Allahe Teala yagaru ve gayretullahi Teala, Cenab-ı Hakk'ın gayreti, en ye'tiyel mar'u ma harramallahu aleyhi. Kulun Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeyleri yapmasıdır. Kul Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir şey yaparsa Cenab-ı Hakk'ın bu gayretine dokunur. Bunu anlamak için şöyle düşünebiliriz. Çocuğumuz, evladımız, yani bizden doğuyor, dünyaya geliyor. Her türlü ilgiyle gecemizi gündüzümüze katarak ona yoğunlaşıyoruz. İmkanlarımızı ona seferber ediyoruz. Büyütüyoruz sevgimizle, merhametimizle, imkanlarımızla. Bizden bir parça olarak, canımızdan bir parça olarak, her şeyiyle kendimizden biliyor, kendimizi de ona adamış olarak iyi günlere kavuşuyoruz. Çocuk büyüyor. Büyüdükten sonra o kendi tercihlerini yaşamak üzere, kendi hayatını, kendi kararlarını almak üzere belli bir erişkinliğe kavuşuyor. Bizim hiç sevmediğimiz, kendisiyle görüşmesini arzu etmediğimiz, yani böyle varsayalım, aramızda husumet bulunan, iyi kimseler olarak düşünmediğimiz birilerine yaklaşıyor. Onlarla oturmaya, onlarla kalkmaya, onlarla muhabbet etmeye girişiyor. Bizi ne yapıyor? Gücendiriyor. Bunu kendisinden hiç beklemiyoruz. Bu kadar kendisine sevgiyle biz muamele etmişken, canımızdan bir parçayken, bize rağmen böyle bir şey yapması, bizim adeta duygularımızı boşa çıkarması, gayretimize dokunuyor. Allah Azze ve Celle'yi bu örnek üzerinden düşünün. Biliyorum teşbih hatalı. Çünkü ebeveynin çocukları üzerindeki haklarına kadardır ki. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kulu üzerindeki hakkı full, yani tamamıyla. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ, sizde nimet namına ne varsa فَمِنَ اللّٰهِ, hepsi bendendir diyor Cenab-ı Hak. Hepsi Allah'tan. Yani anne babamız bile bu nimet içerisinde kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı birer nimet onlarda. Hal böyleyken kulun Cenab-ı Hakk'ı gün gelip de iradesine kavuştuğunda
Cenab-ı Hakk'ı onun kendisinden beklentisini boşa çıkarması, yapma dediği bir şeyi rahatlıkla yapması, umursamaması, işte bu Allah'ın gayretine dokunur. Ve Cenab-ı Hak o kuluna gücenir. Cenab-ı Hak o kulundan bunu yapmasından ötürü rahatsız olur. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغَارُ İşte bu Allah'ın gayretidir. وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالَى اَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ Bir kimse yaparsa مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın hayır olmaz onu yapma dediği şeyi kul yaparsa bu Allah Azze ve Celle'nin gayretine dokunur. Zat-ı ilahiye karşı kul borçluluğunu yani sahip olduğu her şeyin ondan olduğu bilincini iyi fark ederse bu farkındalık onu Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğa götürecektir. O zaman onun olmaz dediği bir şeyi göze alamaz. Böyle bir kimse Rabbini kırmayı, böyle bir kimse Rabbinin kendisine bakan rahmetini azaba çevirmeyi, gazaba çevirmeyi göze alamaz. Etrafındakilerin gerekirse hatırından vazgeçer ama Cenab-ı Hakk'ın hatırını önceler. Bilirse ki hayatta sahip olduğu her nimeti an be an yaratan ve yaşatan Allah Azze ve Celle'dir. Bu bakımdan ferdin kendi kalbinde Cenab-ı Hakk'a karşı yaşayacağı bu sorumluluk başta Allah'ı tanıyarak, tanıdıkça severek ve sevdikçe Cenab-ı Hak ile iyi olma arzusu ve hevesi içerisinde saygılı yaşayabilmek, onu kendisinden razı olup hep hoşnut olmasını sağlayamaya dönük bir çaba. Diğer türlü Cenab-ı Hakk'ın gazabına yol açar. Aradaki mesafe açılır. Kul uzak bir dalalete kadar sapabilir. Ulaike fi dalalin ba'id. Cenab-ı Hakk'ı gazaplandırdıkça gazaplandırır. Feba'u bi gadabin ala gadab. Üst üste gazaplar yer Cenab-ı Hak'tan. Bu Allah muhafaza etsin. Sonunda Cenab-ı Hakk'ın lanetine uğrayabilir. Bu kadar kuluna iyi olmuşken Cenab-ı Hak, kulun Cenab-ı Hakk'a kötü dönüş yapması Allah'a herhangi bir zarar vermez. Buradaki zarar bütünüyle kulun üzerine yıkılır. Çünkü Cenab-ı Hak alemlerden müstağnidir. اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Alemlerdeki hiçbir varlık Cenab-ı Hakk'a hiçbir şeyle zarar veremez. Hiçbir kul Cenab-ı Hakk'a ben yokum dediğinde ben sana saygı göstermeyeceğim, sana saygı gösteren, seni tanıyıp seven kulların arasında olmayacağım dediğinde Allah Azze ve Celle'ye ne mülkünde, ne azametinde, ne büyüklüğünde herhangi bir eksi oluşturmaz. Bütün alemlerin hepsi aynı şeyi yapsa Cenab-ı Hakk'a herhangi bir nakısı oluşturamayız. اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah alemlerin tamamından müstağnidir. Dolayısıyla kul böyle bir durumda sadece kendisine zarar vermiş olur. Yüce Yaradan'la iyi bir ilişki yaşayıp bu kulluk ilişkisini ölünceye değin barışık bir kalp ile sürdürebilmek ve sonra sonsuz bir gelecekte Allah ile sevgili olup yuhibbuhumma yuhibbuna onun katında cennetlere ve saadete kavuşmak varken Cenab-ı Hak ile zıtlaşarak ona karşı çatık bir duruş ile çakışık bir kalp ile hep sırtını dönerek, iraz ederek, yüz çevirerek Cenab-ı Hakk'ın her türlü iyiliğini kötülükle karşılayarak أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا Görmedin mi dedi Cenab-ı Hak çol kimseleri Allah'ın nimetini küfürle karşılık verdiler. Allah'ın nimetine küfürle karşılık verdiler. Ters yüz ettiler. Cenab-ı Hakk'ın onlara uzanan rahmetini nankörlükle karşıladılar. Böylelerinin elbette akıbetinin Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızlığının çok ciddi bir sonucu olur. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari sahihini almış hem de İmam Müslim bu rivayeti sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de
Hadis Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Allah Azze ve Celle imkan verir ve dilerse bir sonraki sohbette buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.